Önce obezite var mı yok mu onun tanısını koyuyoruz. Fazla tartılı nedeniyle polikliniğimize, merkezimize getirilen çocuklarda obezite tanısını koyduktan sonra çocuğun beslenme düzenini ve neyle beslendiğini öncelikle sorguluyoruz. Özellikle son zamanlarda çocuklarda yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam çok önemli. Çünkü çocuklarımız artık dışarıda oynamıyorlar ve yanlış besleniyorlar. Yanlış beslenmeden kastım özellikle karbonhidrat oranı yüksek olan besinler. Bunlar işte basit şekerler diye tarif ettiğimiz, işte kabaca söyleyecek olursak ekmek, pilav, makarna, tatlı, kola, cips, meyve suyu, hamburger, patates kızartması, kızartmalar, bu tip gıdalar, kabaca söylediğim bu tip gıdalar özellikle kilo almaya neden olan, hiç kuşkusuz sadece çocuklarda değil, erişkinlerde de kilo almaya neden olan yiyecekler ve hareketsiz yaşam. Ne yazık ki çocuklarımız artık dışarıda oynayamadıkları için hem bu yanlış beslenme hem de hareketsiz yaşam çocukların kilo almasına neden oluyor. Bu gibi durumlarda ne yapıyoruz? Öncelikle çocuğun bir takım biyokimyasal kan değerlerine, hormonlarına falan bakıyoruz. Eğer hormonal bir bozukluk yoksa bu obezite, daha çok fazla yemeye ve hareketsizliğe bağlı obezite diyoruz buna. Ve çocuğun beslenme düzenli ve kalorisini ayarlıyoruz yaşına göre. Aşırı aldığı kalorileri kısıtlıyoruz. Biraz önce bahsettiğim yiyeceklerden uzak durmasını öğütlüyoruz. Daha ileriki yaşlarda eğer insülin direnci dediğimiz veya gizli şeker veya tiroid hastası olan çocuklarda bunlara yönelik tedavilerimiz, ilaç tedavilerimiz var. Ama obezitenin %80'inin nedeni, hatta %90'ının sebebi yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam.